indirebiliyorlar. İnsanlar o zaman da izleyebiliyorlar. Sonunda zannedersem kendi mail adresini de verecektir Halil Bey. Oradan da sormak istediklerini sorabilirler. Şu anda Halil Bey'le biz siz gelmeden önce genel konuştuğumuzda arada sormak istediğinizi hemen sorabilirsiniz dedi. Çünkü kopmasın, konuda tamamlayarak gidelim düşüncesinde. Hayırlı uğurlu bir toplantı olur diyorum. Hoş geldiniz diyorum. Buyurun Halil Bey. Çok teşekkürler Bengüsü Mustafa. Hanım, siz bir şey diyecek miydiniz? Sesiniz kapalı. Arkasın sesim gibi. Sorularınızı chat odasından yazabilirsiniz. Katılım belgesi isteyen arkadaşlar mail adresinin her zaman olduğu gibi chat odasından paylaşırlarsa çok sevinirim. Yine el kaldırarak, sesli olarak soru sormak isterseniz de el kaldır butonuna bastığınızda ben size söz hakkı vereceğim. Şeyimizi o şekilde takip edeceğiz. Sıcağı sıcağına sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz. Halil Bey, söz sizde. Süper. Harika. Teşekkürler, sağ olun. Çok teşekkürler aslında. Öncelikle organizasyon için çok sağ olun. Emeğinize sağlık, emeklerine sağlık herkesin. Ve katılımcılara da bir teşekkür gelsin. Çünkü bu, günün bu saatinde işten çıkan, okulundan çıkan vesaire pek çok kişi var aramızda. Müteşekkiriz. Çok sağ olun. Ben sunumumu paylaşayım öncesinde. O bir kenarda dursun, açık dursun ve üzerinde sohbete başlayalım. Ekranımı görüyor musunuz acaba? Görüyoruz. Evet, görüyoruz ekranınızı hocam. Tamam. Ondan olarak görüyorsunuz, değil mi? Tamam. Harika. Süper. Ben de sunum ekranına geçtim. Çok kısa kendimden bahsetmek isterim. Rüştü Bey zaten takdim etti, sağ olsun. Bir makine mühendisi danışmanıyım. Omron'da çalışıyorum. Çok kısa da Omron'dan bahsedeceğim. Yaklaşık 10 yıla yakın zamandır makine mühendisi ile alakalı görev alıyorum, görevler alıyorum. Farklı farklı sorumluluklarda görevlerim oldu. Makine mühendisi biraz niş bir konu. Aslında iş sağlığı güvenliğinin başlığı altında bir kolu aslında, değil mi? Öyle diyebiliriz çok rahat bir şekilde. Türkiye ve MENA'da, MENA bölgesinde yani Middle East ve Orta Doğu ve Güney Kuzey Afrika olarak bir sorumluluk sahamı var. Takım lideri görevim var. Aldım bu görevi yakın bir zamanda. Fiziksel olarak İstanbul'da yaşıyorum ama çoğu zaman İstanbul'da değilim. Bunu maalesef söyleyebilirim. Hareketli bir hayatımız var. Danışman olarak pek çok yerde, pek çok firmada bulunabiliyoruz. Evliyim, bir küçük bir kızım var. 2,5 yaşında, dünyalar tatlısı. Bu konuyu kesmek istiyorum çünkü genel itibariyle bu oturumlarda kızımdan bahsederken buluyorum kendimi. Çocuk güzel şeymiş gerçekten. Mailimi yazdım hatta. Yani bu sunum sırasında, anlatım sırasında lütfen hiç tereddüt etmeden sorularınızı sorun. Bekletince unutulabiliyor. Hiç ertelemeyin bana göre. Paylaşımı üzerinde konuşalım. Çok çok kısa Omron'dan bahsetmek isterim. Omron bir Japon menşeli bir firma aslında. Osaka şehrinde kuruluyor 1933'te. Ve bu şu demek aslında 80 yıldan fazla bir endüstri deneyimi var. Bakıldığında çok farklı sektörlerde görev alıyor aslında Omron. Bunun yaklaşık %50'sini endüstriyel otomasyon sektöründe yürütüyor. Bu şu demek aslında endüstriyel otomasyondan ne anlamamız gerektiğini açıklamam gerekirse hayatımızdaki her şeyi diyebiliriz bence. Pek çok şey. Yani elimizdeki telefon, bilmiyorum şu anda kullandığımız bilgisayar, buzdolabı, gıda, tükettiğimiz ve pek çok hazır gıdalar. Bunların hepsi endüstriyel otomasyonun bir çıktısı aslında. Ve Omron bu sektörde çok güçlü. Ve mevcut personel yapısının ve sağladığı cironun da yıllık gelirinin de yaklaşık %50'sini bu sektörle üretiyor. Bu şu demek ciddi ürün komponent kalitesine sahip ve aynı zamanda buna ulaşmalarını sağlayacak bir ekip de bunu yapıyor. Elektronik mekanik komponentler var. Geçmişten hatırlayanlar bilirler. Biz hep öğrencilik yıllarımızda değil mi? İşte Pikon 6F84 ile işte çizgi izleyen robot yaptım gibi anlatırdım. Bu o ürünler aslında elektronik komponentler. Omron'un bu kabiliyeti de var ve aslında ciddi de Türkiye'de çok yaygın olmasa da ciddi de bir ürün kabiliyeti var bu konuda. Otomotiv elektronik komponentlerini de üretiyor aynı zamanda. Sosyal sistem çözümler ve hizmetleri var. Bu şu aslında ilklerinden diyebiliriz.
ışıklar, yani trafikteki kullandığımız ve çoğu zaman beklemekten sıkıldığımız ışıklar arasında müsebbibi Omron olabilir. Geçmişte ürettiği ürünlere şu anda devam ediyor aslına bakarsanız. Railway sistemler, raylı sistemlerdeki teknolojileriyle ve son olarak da sağlık hizmetleri ve diğer diyebiliriz. Sağlık hizmetlerinde maalesef şu gömleğimizi giydiğimizde, yani eğer üzerinizde bir Omron antenli bir şey varsa sizi birileri durdurabiliyor sosyal hayatta. Çünkü tansiyon aleti çok herhalde zannediyorum ki başarılı, kullanan kişiler çok memnunlar ve genelde teşekkür için durduruyorlar sizi. Global bir firmadan bahsediyoruz aslına bakarsanız. 1933'ten beri değişmeyen bir macerası var. Mottosu insan, mottosu topluma fayda sağlamak. Bakınca bu çok güçlü bir ideal. Ve şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, çok benziyoruz. Fiziksel olarak değil aslında, ruh yapımız, davranış şeklimiz, dünyaya bakış açımız Japonlarla çok benziyor. Ben şuna bağlıyorum, gençlikten hatırladığım bir bilgi var edebiyat dersinden. Japon alfabesiyle Türk alfabesi aynı dil ailesinden. Yani ben gittim okula demiyoruz değil mi? Onun gibi demek istiyorum. Düşünce şeklimizi de etkilediği için zannediyorum ki dünyaya bakış açılarımız o yüzden benziyor Japonlarla. Duygusal oldukları kadar çok da merhametli bir toplum. Bakıldığında sektörde çok farklı zaman dilimlerinde çok farklı yenilikler çıkartıyor. Bunun ilki yüksek hassasiyetli X-ray zamanlayıcı. Dönemin şartlarında bu bir... Engsan Barış Bey konuşmak istiyor. Buyurun Barış Bey. Barış İççen. Engsan. Hallediyorum hocam. Sana sözlerimiz. Harika. Özetle aslında bakıldığında kurulduğu günden bu yana yenilikçi yapıları kurmaya, üretmeye çalışıyor. O da anda insan olan bir yapı. Felsefesi gerçekten toplumun ihtiyaçlarını üretecek yapılar kurmak. Ve bu ürettiği yapıları da topluma fayda sağlayacak hale getirmek. Omron'un bakış açısından. Soru gelene kadar devam edeyim. Omron'dan bahsediyorum zaten. 110 ülkede var. Küresel bir firmadan bahsediyoruz. 36 bin aşkın çalışanı var. Bunların 80'den fazlası, hatta 90 küsür, 94 diyebiliyorum şu anda Omron Türkiye ekibinin satış ve teknik ve yönetim ekibiyle beraber. Yaklaşık 94 kişilik bir ekibe sahip. Büyük bir ekip. Dediğim gibi Türkiye'de yıllardır var ve makine emniyetiyle alakalı da bugün yapacağımız oturumda da o ekipten birisiyle görüşüyorsunuz aslında. Dilediğiniz zaman mail adresinden bana sorularınızı sorabilir, ihtiyaçlarınızı görüşebilirsiniz. Avrupa'da ve Türkiye'de aslında pek çok yatırım yaptı Omron. Bunun en güzel örneği de inovasyon laboratuvarları. Ofisimizde, hatta direkt göstereyim şöyle, ofisimizde bir laboratuvarımız var aslında. Endüstriyel robot uygulamalarını barındıran bir laboratuvar, mobil robot var gördüğünüz üzere. Orada aynı zamanda farklı tipte, farklı altı eksenli ama farklı çalışma prensibine dayalı. Daha çok üretim, endüstriyel robot olarak bildiğimiz robotlarından biraz daha farklı olarak paketleme sektörüne hizmet edebilecek, hızlı paketleme yapabilecek pick-up robotları diyebiliriz buna. Al ve yerleştir robotları. Uygulama yapabilme ve aynı zamanda da bu eğitimi orada da direkt yapabiliyoruz fiziksel olarak. Çok da iyi oluyor. Barış Bey geldiyse soruyu alabilirim aslında. Çok da ilerlemeden. Gelebildin mi Barış Bey? Tamam. Devam. Aslına bakarsanız bugünün konusu endüstriyel robot. Ve bunun endüstriyel robotların makine emniyetiyle ilişkisinden bahsediyor olacağız. Farklı farklı modüller üzerinde konuşulabilirdi ama bunu en derli toplu hale getirdiğimiz bir eğitim modülü. Aslında şu anda gördüğünüz ve göreceğiniz sayfalar, anlatımlar Omron'un bir servis olarak, bir eğitim servisi olarak sunmaya çalıştığı dokümantasyonun ta kendisi. Fiziksel olarak bu modül tek başına zaman zaman yeterli olmayabiliyor. Ben onu anlatarak sizlere katmaya çalışacağım. Katma değer yaratmaya çalışacağım. Umarım faydalı olacaktır. Dilerseniz başlayalım. İlk konu olarak robotu emniyetine girişten bahsedeceğiz. Robotun ne olduğundan, hayatımızda nerelerde bulunabildiğinden, robota niye ihtiyaç duyduğumuzdan bahsedeceğiz. Sonrasında standart ve yönetmeliklerden bahsediyor olacağız. Robotlardan bahsettiğimizde makine emniyetiyle olan ilişkisini sağlayabilmek için çeşitli standartlar var ve siz bu standartları referans almazsanız hata yapmış olabiliyorsunuz ve iş kazası dediğimiz o
mefhumla karşı karşıya kalabiliyoruz maalesef. Ve bu standartların bizlere verdiği tavsiyeleri robottan korunma başlığı altında da adım adım işliyor olacağız. Sohbet adında olsun istiyorum. Lütfen sorularınızı dediğim gibi hiç ertelemeden, hiç geciktirmeden sorun. İlk başlığımız robot emniyetine giriş. Açıkçası robot deyince ne anlamalıyız? Neler var robot endüstrisinde? Endüstriyel robot kapsamında nelerin robot olarak değerlendirilebileceğini öngörmeliyiz. Bunun üzerinde konuşmak lazım önce. Endüstride birçok üretim alanında kullanılıyor robotlar. Montaj robotu olarak kullanılabiliyorlar. Kaynak yapan robotlar var. Bir parçayı bir robot tutarken diğer robot onu gelip puntalayabiliyor, kaynak yapabiliyor. Boyama amaçlı kullanılabiliyor. Bu bizim hayatımızı neyi kolaylaştırıyor aslında? Bunların pek çoğu riskli operasyonlar ve insan da bunu yaptı geçmişte. Yani 1950'lerden 60'lardan bu yana aslında hep insan yaptı bunu. Ama günümüz teknolojisinde bunu robotlara yaptırdığımızda üretimin hızına hız kattığımızı gördük. Ve aynı zamanda bunu emniyetli yaparak kişilerin de zarar görmesini engelledik. Biliyorsunuz makine emniyeti konusu 2006'dan beri Türkiye'de gündemimizde. Hatta 2009 diyebiliriz buna kabulleriyle her şeyiyle. Lakin robotlar hakikaten de eğer doğru kurgulanırlarsa, doğru yapılarla işletilebilirlerse hayatımızı kolaylaştıran ve bize olan ihtiyacı biz kenarda onları izlerken bunu sağlayabilen yapılar. Otomatik çalışabiliyorlar ve programlanabiliyorlar. Çok basit anlatmaya çalıştım temeli. Elbette aramızda çok değerli bilgilere sahip kişiler vardır. Özür diliyorum onlardan ama en basit haliyle anlatmaya çalıştım. Bakıldığında robot trendleri dener. Yani günümüzde endüstriyel uygulamalarda robotlar yüksek düzeyde otomasyona sahipler. Bu az önce söylediğim şey aslında. Yani siz bir robota yapacağı operasyonu öğretiyorsunuz ve öğrendikten sonra robot bunu kendi ifade edebiliyor hızlı bir şekilde. Elbette arızi durumları olabiliyor. İnsana hala ihtiyaç var. O durum henüz ortadan kalkmış değil. Yani karanlık fabrika dediğimiz şeyde hiç arıza olmuyor gibi bir durum yok elbette ama olabildiğince insansız çalışılabilmesini sağlamak adına robotlar biçilmiş kaftan hakikaten. Üretim sürecine insan müdahalesi yüksek emniyet standartlarına tabi. Bunun standartını açıklarken de görüyor olacağız. 10.218'den bahsediyor olacağız bu konuda. Şunu demek istiyor aslında. Robot uygulamalarında standardın önerdiği korunma tedbirleri farklı standartlara atıfta bulunarak elbette ama yetkinliği 5 adet yetkinlik seviyesinden en üst 4. seviyede olması gerektiğini söylüyor. Bu da yani emniyet seviyesinin, korunma düzeyinin çok ciddi noktalara getirilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyor bize. 10.218 üzerinde konuşuyorken bunları zaten üzerinden geçiyor olacağız. Bu tür uygulamalarda güvenliği ve kullanılabilirliği garanti etmek için tesis ve makineleri korumalarla çevrelenmiştir. Genel itibariyle demek istenen şey şu aslında, endüstriyel uygulamalarda fensli koruma tipleri var. Yani resimde de gördüğünüz üzere çitlerle çevrilmiş bir alan olur ve siz bu alana girmek istediğinizde bir şeyleri ihlal edersiniz. Standartın da önerisi bu aslında. O ihlallerde robotun emniyetli bir şekilde duruşunu sağlamak hedefini gözetir özetle. Erişimin emniyetli sensör teknolojileriyle izlenmesi de bu aslında. Sizin robota erişiminizi 10.218 kısıtlanması gerektiğini söylüyor ve genel itibariyle sektörde, piyasada, endüstriyel ortamlarda gördüğümüz robotlarda bu yapılmaya çalışılıyor, buna ulaşılmaya çalışılıyor. Uygulamayla ilgili ihtiyaca, kurulum konumuna ve sınır koşullarına bağlı olarak çeşitli çalışma prensipleri ve tasarımları kullanılır. Bu aslında altında çok derin manalar yatıran bir konu. Çünkü robotlar eksenel hareket yapan ekipmanlar ve bu eksen hareketlerini yaparken bilmiyorum robot sapıtması diye hiç bir tabir duydunuz mu ama robotlar programları ve donanımları ve software'leriyle birlikte emniyetli olarak durabilmeyi çoğu firmanın ürettiği robotta bunu vaat ediyor. Lakin burada kıymetli bir konu var. Üretici firmalar ki buna Omron da dahil, üretici firmaların size önerdiği bazı kullanım şartları var. Bu kullanım şartlarını sağlayabildiğinizde siz robotu gerçekten emniyetli hale getirebiliyorsunuz. Sınırlar ne peki? Sınırlar çevresel sınırlar. Yani çevresini fence ya da layout olarak, yerleşim planı olarak bir duvarın kenarında uyguladığınız, konveyörün üzerinde uyguladığınız bir robotu kesinlikle o duvara çarpmasını engellemelisiniz. Robotu korumak için en azından. Birilerini değil ama robotu ve ürününüzü korumak için.
bu sınır en kıymetli sınırlardan birisi. Soft access diyeceğiz bunlara. Uzatmayayım ama şunu demek istiyorum. Robot trendlerinde çok farklı uygulamalar var. Şu anda paketlemede, otomotiv sektöründe yıllardır zaten kullanılıyor. Diğer dolum yapılarında kullanılabiliyor. Pek çok sektörde şu anda kullanılıyor robotlar. Ve trend olarak baktığımızda endüstriyel robotlar şu an hala Türkiye'de ve aslında dünyada da diyebiliriz en yaygın kullanılan tiplerden diyebiliriz. Farklı robot tipleri de var çünkü o yüzden endüstriyel robot diye altını çiziyorum. Yeni trend aslında bu. Gördüğünüz sayfadaki konu. Kolaboratif robotlar. Human robot collaboration diye geçecek bunlar. İnsan robot işbirliğine geçecek aslında konu. Demek istenen o. Klasikten farklı olarak tamamen kapalı robot hücrelerine ek olarak insan robot işbirliğine kapandı sanırım. Duyabiliyor musunuz beni? Harika. Tamam. Geliyor sesiniz, tamam. Süper, harika. Yeni bir robot trendi olduğundan bahsettik. İnsan robot işbirliğini. Fiziksel olarak burada klasik yapıdan farklı olarak insanla robotun birlikte çalışacağı öngörülen uygulamalar bunlar. İnsan robot işbirliğinde insanların ve robotların çalışma alanları uzay ve zaman açısına örtüşüyor. Bu şu demek, yani endüstriyel robotlarda o bahsettiğimiz çitle çevrilen yapılar vesaireler, yani kişinin içeriye girişlerinin izlenmesi, varlık olarak orada olduğunun bilinmesi ve robotun durdurulmasıyla alakalı bir emniyet gereksinimimiz var. Lakin kolaboratif robotlarda konu biraz farklı. Çünkü kolaboratif robotların, işbirlikçi robotların üretilme amacı zaten fiziksel olarak insanla birlikte çalışabilmeleri. Dolayısıyla gereksinimlerimiz tamamen değişiyor burada. Yani endüstriyel bir robot uygulamasından çıkıp kolaboratif bir işbirlikçi uygulamanın gerekliliklerini yerine getirmemiz gerekiyor. Ki burada 10.218'den elbette bahsediyor olacağız standart nazarında. Ama 15.066'yı da bir tekrar üzerinden geçeceğiz. Çünkü kolaboratif robotlar için üretilmiş bir technical specification var. Bu da 15.066, TZ ISO 15.066. Bu tam olarak bizim ihtiyaçlarımızı anlatmaya çalışacak olan uygulama olacak, standart olacak. Dolayısıyla çit yok. Hayatımızda artık robotların etrafında çit kullanımını gerekli kılacak bir gereksinim yok. Farklı ihtiyaçlar var. İnsan ve robotun çalışma alanları bulanık hale geliyor. Biz buna oturumdan önce de sohbette konuştuk. Öngörülebilir makul hata diyoruz. Yani bu kişilerin hataları da olabilir ya da sistemlerin hataları da olabilir. Öngörülebilir, makul öngörülebilir hatanın nasıl olabileceği bulanık. Yani kişiye bağlı, çalışma şekline bağlı, kişinin robotun o tehlikeli hareketine nasıl maruz kalabileceğinin öngörüsü henüz netleşmiş değil ya da operasyona göre çok değişken. Endüstriyel robotta olduğu gibi. Hocam özür dilerim, keseceğim. Bir arkadaşımız soru yöneltmiş, İshak Karakulak. Hocam ben de onu soracaktım. İstihdamda dezavantaj yaratır mı diye. Belki cevaplamışsınızdır, bilmiyorum ama kaçırmış olabilirim. Yani dezavantaj, beklenti çok önemli. Onu söylemeye çalışırım aslında. Oturumda şunu konuşmamız gerekiyor. Kolaboratif robotu neden kullanmalıyım sorusuna vereceğiniz cevap şu sebeple gibi bir sebep olmalı. Bir sebebe bağlı olmalı. Çünkü robotun kullanım amacı genel itibariyle hız kazanmak, üretimde kaliteyi arttırmak gibi öngörülerle oluyor. Ve elbette ki en kıymetlerinden birisi insanı tehlikeli olabilecek o ortamdan uzak tutmak. Kolaboratif robot olayın neresinde? Kolaboratif robotlarda robotun fabrikadaki istihdamındaki vereceğiniz karar operasyona göre değişecek. Demek istediğim, siz robotla insanın birlikte yapabileceği işlerden bahsediyorsunuz. Yani bir fensle çevrili bir endüstriyel robot bulunan bir alana robotun arıza yapması ya da ürününün bitmesi, işte feeder'ının bozulması gibi sebeplerle değil de bayağı sizin orada bulunma amacınız robotun bir çikolatayı kutuya koyduktan sonra kolinin ağzını kapatmak için bir manuel işleminiz var. O kolinin ağzını kapatmak için ya da kenara almak için yaptığınız bir proses için orada o kişi. En kıymetli nokta şu, demek istediğim şey şu. Prosesinizin buna ihtiyacı olup olmadığına karar vermelisiniz. Eğer konunuz hızsa, konunuz üretimde kaliteyi aynısı sağlayabilir. Kolaboratif robotta, endüstriyel robotta, ama eğer söz konusu hızsa ve insanla birlikte çalışmak söz konusuysa kolaboratif robot size yardımcı olabilir ya da olamayabilir. Eğer hızsa, insanla olan çalışmalarında
hızlı olmaktan bahsetmeyeceğiz. Emniyetli çalışmadan bahsediyorsak referansımız 15.066 olacak. Göstereceğim aslında birazdan. Vücudumuzun çeşitli uzuvlarını robotun çarpması durumunda nasıl bir limitlendirme uygulamamız gerektiğini konuşuyor olacağız kolaboratif robotta. Çünkü yan yanayız. Aynı uzayı kullanıyoruz. Aynı zaman dilimindeyiz. Bilmiyorum soru cevap olabildi mi ama üzerinde tekrar görüşmemiz gerekiyorsa lütfen yazışalım. Ama genel itibariyle konu bu. Hocam bir arkadaşımız da insan gücünün ya da hareket kabiliyetinin yetersiz kaldığı yerlerde kullanılıyor olmalı diye bir mesaj iletmiş. Arzu Temizlenen Uçar aynı zamanda MESKA Vakfı Yönetim Kurulumuzda. Özellikle kapalı maden işletmelerinde kullanılabilir mi diye de bir sorusu olmuş. Bunlar güzel sorular ama şöyle ki kolaboratif robotların güç hassasiyetleri çok kıymetli bizim için. Yani bahsettiğim şey insan vücudunda çarpışma testlerinden bahsediyor olacağız oturumun sonlarına doğru aslında. 15.066'dan bahsederken özür dilerim. Kolaboratif robotların insanlarla birlikte çalışacağını varsaydığımız anda onların kişilere çarpabileceği ya da bazı noktalarda sıkıştırabileceğini de kabul etmiş oluyoruz. Doğru mu? Yani bu çalışma şeklinde. Dolayısıyla bu çalışma şekline karar verdiğimiz anda hayatımıza sıkışmalar ve çarpışmalardaki robotun hassas duruş kabiliyeti kıymet kazanıyor. Yani demek istediğim aslında bu ürünler çok hassas ürünler ve zorlandığında payload deriz buna robotta, endüstriyel robot sektöründe. Taşıma kapasitesi. Bu robot tipinin taşıma kapasitesi çok yüksek değil. Yani maden sektöründe yeni bir hayatımıza yeni bir mefhum katıyoruz şu anda bu sorularla beraber. Operasyonu, prosesi konuşalım derken aslında bunları da sohbet ediyor olacağız. Kullanım amacınız ve nerede kullanacağınız çok kıymetli olacak. Doğru mu? Taşıma kapasitesinin çok yüksek olmadığı bir robot yapısı olan kolaboratif robotta sizin kaldıracağınız ekipmanın ağırlığı çok kıymetli olacak. Çünkü ondan aynı zamanda kaldırdığı ve taşıma sırasında size herhangi bir temas etmesi durumunda emniyetli bir şekilde durmasını bekliyor olacaksınız kolaboratif robotlardan. Bilmiyorum anlatabildim mi? Dolayısıyla taşıma kapasitesi kıymetli konu. Yani direkt bu kolaboratif robot burası için kullanılabilir ya da şu sektörde kesinlikle kullanılabilir demek çok doğru değil. Prosesi yorumlamak, ihtiyaçlarımızı gözden geçirmek çok daha doğru olacak. Çünkü artık robot emniyetli hale geldi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yapılacak testlerle üretici bunu vaat ediyor. Gerekli şartları sağlayacağınızı, nasıl sağlayacağınızı user manuellerinde, kullanım kılavuzlarında size açıklamaya çalışıyor, anlatıyor software'lerde. Ve siz eğer bu gerekçeleri sağlarsanız ve gerekli testleri yapıp bundan emin olursanız o proses için robotun kişiye çarpması ya da elini bir yerde sıkıştırması çok dert olmayacak. Kolaboratif robot böyle bir teknoloji. Hayatımızda artık çitler yok. Bizler robotlarla yan yanayız, dip dibeyiz. Yani birlikte çalışıyoruz operasyon gereği. İnsan hareketleri hesaplanabilir olmaktan çıkıyor deniyor. Aslında çok doğru. Çünkü insanın doğası gereği hareketli varlıklarız. Ve zaman zaman da hayatımızda her şey yolunda gitmeyebiliyor. Yani bunu iş güvenliği uzmanlığı ile alakalı, İSG ile alakalı görev alan arkadaşlarım, katılımcılar beni çok rahat anlayacaklar. Bu psikolojik risk faktörü dediğimiz bir konu var. Bu şu, kişilerin dalgınlıkları durumunda hayatlarındaki o dertlerle dertlenirken aslında arka planda dalgınlık yaşayabiliyorlar. Ve bu kolaboratif robotlarla sürekli yapacağımız çalışmalarda risk teşkil edebiliyor. Yani kişiyi uyanık tutmak lazım gibi bir sonuca varmayayım buradan ama demek istediğim şey şu, burada bu çarpışmalar, bu sıkışmalar olacak. O yüzden eğer bir kolaboratif robot kullanabileceğinize inandığınız bir uygulamanız varsa kuvvet güç ölçümü diyeceğiz buna 15.066'dan bahsederken. Bu testi kesinlikle yaptırmanızı öneriyor standart. Omron olarak biz bu konuda destek olabiliyoruz ama konu Omron değil, konu kolaboratif robot. Dikkatli olmakta fayda var. Kolaboratif robot emniyetli bir yapı ama emniyet gereksinimlerini sağladığınızda bunu yerine getirebiliyor. Bilmiyorum anlaşılabildim mi? Umarım anlaşılabilmişimdir daha doğrusu. Devam edelim. Başka soru yok hocam. Devam edebiliriz. Harika. Robotlar genellikle emniyet önlemlerinden bağımsız olarak tedarik edilirler. Bu
ne demek aslına bakarsanız? Fiziksel olarak makine emniyet yönetmeliği dediğimiz bir yönetmelik var. Birazdan hayatımıza girecek zaten sohbet ederken. 2006-42 AT, Avrupa topluluğu. Biz de 2006'da başladık bu konuya. Avrupa Birliği uyum süreçleriyle başladı aslında bu konu. Gümrük Birliği anlaşmasıyla vesaire. Önemli değil. Ama şunu diyor robotlar için. Aslında robotlar, başka bir örnek bulayım. Hidrolik ünite, yani bir presin hidrolik tankı düşünün. Bunlar fiziksel olarak kısmen tamamlanmış makineler. Makine emniyet yönetmeliğine göre. Kısmen tamamlanmış makinenin aslında en amiyane tabirle tanımı şöyle olabilir. Tek başına bir işe yaramayan yapı. Siz onu bir yapıya entegre ettiğinizde bir verim alabiliyorsunuz. Yani bir hidrolik ünitenin kendi içinde bir varlığı sizin hayatınızda bir şey değiştirmiyor. Ama onu bir hidrolik prese bağladığınızda çok güzel sheetleri ezebilir, çok güzel kalıplar çıkartabilirsiniz. Doğru mu? Robot da böyle. Kolaboratif robotlar ve endüstriyel robotlar da böyle. Genel itibariyle emniyet önlemlerinden bağımsız olarak tedarik edilirler. Yani buna kolaboratif robotun kabiliyetini biraz kenarda tutup endüstriyel robotta kalırsa, siz robot aldığınızda emniyetli bir yapı almış olmuyorsunuz endüstriyel olarak. Ne diyoruz? Çitlerle çevirmeler, etrafındaki giriş noktalarını izlemek gerekliliği, ürün çıkış, ürün giriş noktalarındaki izlenim kabiliyetleriniz vesaire. Ve ürünler emniyetli olmadığı için, fiziksel olarak satın alındıklarında emniyetli olmadıkları için emniyetle alakalı genellikle sistem entegratörü sorumludur. Makine emniyet yönetmeliği bu konuda üreticiyi ve uygulamayı yapan yerine getiren, o robotu artık kısmen tamamlanmış olan yapıdan işlenebilir, üretimde kullanılabilir hale getiren yapıyı sorumlu tutuyor. İnanın bana son kullanıcının ismi geçmiyor makine emniyet yönetmeliğinde. Yani makinenin emniyetinden bahsettiğimiz bu konuda son kullanıcının ismi dahi geçmiyor. Son kullanıcının ne olduğunu açıklamam gerekir mi emin değilim ama katılımcı kitlemiz biraz farklı. Son kullanıcı üretici kimdir onu söyleyeyim. Üretici Omron, örnek veriyorum. Omron'un kolaboratif robotu. Son kullanıcı kim? Bu ürünü satın alan ve firmada bir paketlemede kullanan, paketleme operasyonunda pick-up robotunu almış olan bir yapı olduğunu düşün. Son kullanıcı bu yapıyı artık sistemine entegre etmiş olan taraf olacak. Üretici ve aslında sistem entegratörü kurulumu yapan ve o ürünü üreten taraf olacak. Dolayısıyla makine emniyet yönetmeliği nazarında aslında resmi sorumluluk genel itibariyle sistem entegratöründe ve robot üreticisinde. Son kullanıcının sorumluluğu nerede var? Emniyetle alakalı konu. Direkt ya da dolaylı olarak sorumludur diye açıklanmış bu. Aslına bakarsanız o farklı bir mefhumdan dolayı sonsuza kadar sorumluluğu süren bir yapı maalesef. Maalesef değil aslında, çok da haklı bir gerekçe. Burada başka bir şeyden bahsedeceğiz. Yasadan bahsedeceğiz. Yani işveren vekili, risklendirme vesaire gibi konulara değinen 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği kanunundan bahsedeceğiz. Son kullanıcının en çok adının geçtiği sanırım yazı, metin burası olsa gerek. Burada sorumluluğumuz sonsuza kadar devam ediyor. Elbette sistem entegratörü ve o ürünün üreticisinin sorumluluklarıyla beraber. Ama burada yaşanabilir bir iş kazası olarak bakılsın, misal örnek olsun diye söylüyorum. Buradaki sorumluluk kesinlikle paydaşlara dağıtılır. Ve bir sorumlu aranıyorsa farklı yapılara gidilir. Son kullanıcı, sistem entegratörü ve üretici firma. Hocam bir Mahmut Bey'in bir paylaşımı var. Mahmut Er Yılmaz. Hocam robot sonuçta entegre bir sistem değil mi? Ürünün bütünlüğünü ve ne şekilde koruma oluşturacağını üretici daha iyi bilip kolay yapamaz mı? Hatta yapmalı ve mecbur tutulmalı. Yine bir başka arkadaşımızın İdris Diken'in paylaşımı. Gemi imalatında uzun vadeli üretim kısa süreye düşecek mi? Robotik sistem otomobil üretiminde kaynak boya montaj olarak mevcut. Fakat gemi sanayi, nükleer santral arızalarında savunma sanayi gibi insansız robotlarla ilgili çalışma planlamasında mevcut olacak mı? Atlas robot örneği gelişebilir mi? Güzelmiş. Bu ikinci soruyu biraz daha açmasını rica edebilir miyim? Yani gemi sanayiinde robotik uygulamaları nasıl? İsterseniz, evet İdris Bey. İdris Bey ben mikrofonunuzu açmaya çalışıyorum ama. Mahmut Bey'e de cevap vereceğim bu arada. Tamam. Evet. İdris Bey sözlü olarak da söyleyebilirsiniz isterseniz. Tamam İdris Bey. Müsait değil herhalde.
Olabilir. Tamam. Bir mesaj daha alalım. Yani soruyu biraz daha açsın bize lütfen. Çünkü tam olarak gemi sektöründe robotik uygulama gibi anladım ama bunu nereye koymalıyız? Nükleer santrallerden bahsedildi vesaire vesaire. Soruyu ben anlamamış olabilirim. Çok rica edeceğim. Çok kısa bir şekilde tekrar açıklamasını. Mahmut Bey'e cevap verelim bu sırada. Robotu emniyetli üreten bir, daha doğrusu robot kendinden emniyetli bir yapı değil mi gibi bir bakış açısı geldi. Ki haklı da burada az çok. Ve bunu en iyi aslında robot üreticisi yapamaz mı? Gibi bir yaklaşımla soru sordum Mahmut Bey. Çok güzel bir soru. Teşekkürler. Şöyle açıklanabilir aslında. Açıklamalarımı yaparken de bunu değinmeye çalıştım. Dediğiniz çok doğru. Robot üreticisi robotu üretirken mevcut yapısındaki emniyet gereksinimlerini bilen ve bu gereksinimleri sağlayan bir robot ürettiği için o robotu satabiliyor. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani kısmen tamamlanmış bir makine sıfatına sahip bir yapı Türkiye'de ve Avrupa'da CE haritasında, yani CE ile işaretiyle alakalı o haritada Avrupa topluluğunun bir üyesi olarak bizler de Gümrük Birliği Anlaşması'yla bu yapının içindeyiz. Hiç konuyla ilgisi olmayacak belki ama Türkiye'de CE bir zorunluluk aslında. Henüz denetimlerle çok gündemimizde olan bir yapı olmasa da. Şuna geliyor. Robot üreticisi size şunu söylüyor üstadım. Diyor ki bu robot emniyetli hale getirilebilir. Nasıl? Benim kontrol ünitemde bir manipülatör, bir robottan bahsediyoruz. Bir de onun kontrol ünitesinden. Kontrol ünitesindeki klemenslerden bazı slotlar o robotun emniyetli şekilde durmasını, emniyetli hızlarda hareket etmesini garanti edecek bilgiler ve bunu sizden bekliyor. Dolayısıyla sistem entegratörüne çok büyük iş düşüyor ama sistem entegratörünün yapacağı şey aslına bakarsanız üreticinin verdiği bu tavsiyeyi yerine getirmek. 10.218'in tavsiyeleriyle birlikte yaparak bunu. Yani açıklamaya çalıştığım şey şu, robot üreticisi robotu ürettikten sonra dünyanın her yerinde hizmeti kendisi mi vermeli? Böyle bir şey pek mümkün değil. Aslında fiziksel olarak da üretilen bir Omron ürettiği bir PLC'yi düşünelim. Emniyetli bir PLC. Bunu sadece Omron yapabiliyor olmasını kimse istemez sanırım. Yani robot üreticisi de bunu böyle olsun istemez. Dolayısıyla bunu zaten programlanabilir yapısı ve modülerliği içinde makine üreticisi, robot üreticisi bunun böyle olmasını çok arzulamıyor. Ama üzerine düşen sistemindeki açıklarıyla beraber bunu tüm detaylarıyla bizlerle paylaşıyor. Onu yerine getirmek noktasında sistem entegratörünü sorumlu tutuyor gibi diyorum ya, işte orada aslında en kıymetli nokta, robotun buna kabiliyeti olduğunu biliyoruz. Emniyetli olabilmek ya da o prosesi yerine getirebilmekle ilgili. Payload da buna dair, taşıma kapasitesiyle alakalı. Bunları yerine getirebiliyor robot. Ama bunu nasıl ifa ettiğiniz çok kıymetli. Dolayısıyla üreticinin sorumluluğu elbette o vaat ettiği şeyleri yerine getirebilen bir robottan bahsediyor olmak her zaman kıymetli. Ki bunu çeşitli global tool'lar var. Bunları kullanarak siz şey yapıyorsunuz, hesaplıyorsunuz. Yani kategori 3 PLD'lerden bahsediyor olacağız önümüzdeki sayfalarda. Bunu sağlayabildiğini bu tool'larla görebiliyorsunuz. Ama eğer o slota siz gerekli sinyalleri, emniyet sinyallerini ulaştırmıyorsanız dünyanın en hatalı işini yapıyorsunuz. Elinizdeki madeni kullanamıyorsunuz çünkü. Ürün ne kadar emniyetli olsa da. O yüzden şu cümle var. Yani robotlar genellikle emniyet önlemlerinden bağımsız olarak tedarik edilirlerdeki cümle şu. Fence beraber satılmıyor. Yani bunu uygulamayla beraber satılmıyor bu ürünler. Bir emniyet PLC'si gibi Omron'dan satın alıyorsunuz ve siz onu programlayarak emniyet algoritmanızı kendiniz yapıyorsunuz. Arka tarafta çok soru var aslında. Neye ihtiyacınız olduğunu, nasıl kurgulamanız gerektiğini de biliyor olmanız lazım gelecek. Robot biraz daha bulanık aslına bakarsanız. Sadece üretici değil. Umarım yanıt olabilmiştir. Burada bir paylaşım daha var. Abdullah Anar. Buyurun aslında abi. İnsan için zor ve tehlikeli uygulamalarda robot kullanımı olabilir mi deniyor sanki. Madenlerde kullanılması ile ilgili bir çalışma vardı diye hatırlıyorum. Diye paylaşımda bulunmuş. Mahmut Bey, Er Yılmaz, tamponsuz otomobil satamazsınız mesela ya da emniyet kemersiz. Bu basit araçta daha yaptırım varken robotta daha katı olmalı diye düşünüyorum. Tabii ki robota ve yaptığı işe göre değişiklik gösterir ama emniyet her şeyden önce gelmeli. Arzu Hanım da madenlerle ilgili, maden kazalarının önleme noktasındaki Abdullah Hocam'ın paylaşımına istinaden
Arzu Hanım da ben de bunu söylemeye çalıştım diye bir paylaşımı olmuş hocam. Ben hani sözünüz bitti diye araya giriyorum, kusura bakmayın, yapınız, orada atlamamak için. Yok, böyle yapalım. Madenlerde kullanımıyla alakalı açıkçası benim bilgim yok. Yani çünkü kolaboratif robotlarla alakalı bilgim yok demek istiyorum. Endüstriyel robotlarla alakalı muhakkak uygulamalar vardır. Ama şunu demek istiyorum. Madendeki konumuz biraz daha başkalaşıyor mu sizce? Yani konuyu bilen kişiler, Mahmut Bey, Arzu Hanım, Abdullah Bey. Konu, şu Mahmut Bey'e ayrıca cevap vereceğim bu arada. Konu orada biraz daha farklı bir yere gitmez mi sizce? Yani şeyden bahsediyoruz çünkü madenlerde patlamalardan, grizulardan vesairelerden. İş sağlığı güvenliğiyle uğraşan kişiler bunları çok daha iyi biliyorlardır benden. Ben sadece C0 iş güvenliği uzmanı olarak bilgi dağarcığımda bunu söylüyorum. Ama şu var, robotların, kolaboratif ya da endüstriyel robotların bir patlamaya, bir X-proof kabiliyetine sahip olan endüstriyel robotlardan bahsediyor olmamız lazım. Ne demek istiyorum? Bilmiyorum. Çocukluğumuzda, şimdi topraklamaların daha iyi olduğu için belki evlerimizde görmüyoruz. Karanlık bir odada bir lambayı açtığınızda lambanın kenarından küçük kıvılcımlar çıkardı. Çok basit bir örnek oldu ama şunu demek istiyorum. Aslında bu ortam, bulunduğum bu ortam eğer bir X-proof alansa, patlayıcı gazların birikmiş ortamında bulunuyorsam ben, burayı patlatabileceğim bir sebeptir bu. Niye söylüyorum bunu? Kontrol sistemiyle beraber robotu bir yere götürebiliyorsunuz. Ve madenlerde bu operasyonlar muhakkak kullanılabilir. Ama X-proof şartını çok dikkatli düşünmek ve hesaplamak lazım. Çünkü bir acil durdurma butonu düşünün lütfen. Bu acil durdurma butonunu nerede kullanmak istediğinizi biz hesaplamaya çalışıyoruz arka planda. Yani bir kimyasal sektörden bahsediyorsak, bir yanıcı parlayıcı ortamdan bahsediyorsak, aynı acil durdurma butonu değil de farklı tip bir acil durdurma butonu, X-proof kabiliyeti olan bir acil durdurma butonu koyuyoruz oraya. Ya da kapı emniyet silici ya da ışık perdesi. Demek istediğim, bu robotun da aynı kabiliyete sahip olması gerekir. Maden özellikle bana göre üzerinde detaylıca konuşulması gereken bir sektör. O çok çok ayrı ve çok büyük acılar yaşadık geçmişte. Çok da geçmişte değil, hala yaşıyoruz. Robotların kullanılarak insanlardan ağır işlerde kullanılarak en azından insanların oradaki varlığını azaltmak çok akıllıca. Elbette diğer gereksinimleri de öngörerek. Demek istediğim o. Ama sektörün son durumunu açıkçası bilmiyorum. Madenlerle alakalı daha çok endüstriyel alanlarda hizmet verdiğimiz için muhtemelen maden sektörüyle alakalı o konuda bilgim yok. Olanlar varsa lütfen paylaşsınlar. Bizler de bilgilenmiş olalım. Mahmut Bey şey dedi, yani bu ürünler üreticisi zaten emniyetli kılıyorlar. Çok doğru. Emniyet, makine emniyetindeki konu insan. Yani başka bir şey değil aslına bakarsanız. Makine emniyetini, makineleri emniyetli kılma çabası tamamen insan odaklı bir yaklaşım. Robot üreticisi bunu vaat ediyor Mahmut Bey. Umarım doğru anlamışımdır. Mahmut Bey'in sorusuydu. Robot üreticileri bunu vaat ediyor. Az önce söylediğim gibi kısmen tamamlanmış makine sınıfına girmiş ve CE sertifikasyonunu kısmen tamamlanmış bir ürün olarak piyasaya sürülebildiyse bu ürün, Türkiye'deki varlıklarını sorgulamak lazım elbette bunu. Yani bizden de, farklı firmalardan da robot alıyorken bana lütfen deklarasyonunuzu paylaşın diye sormanız dünyanın en doğal sorusu, bunu söyleyeyim. Ve burada şunu göreceksiniz. Robot aslında fiziksel olarak emniyetli kılınmaya müsait. Ama emniyetli kılınmış haliyle geldi. Bilmiyorum anlatabildim mi? Yani o fense çevrili endüstriyel robot alanını siz ihlal ettiğinizde kapının açılmasıyla ilgili o duruş emrini sizin vermenizi bekliyor robot üreticisi. Ve buna benim kabiliyetim var. Sadece şu bağlantıları doğru şekilde, benim istediğim şekilde yap diyor. Basit söylüyorum ama bir fensten bahsettiğim için söylüyorum. Farklı ihtiyaçlar da olabilir elbette. Uygulamaya göre değişik ihtiyaçlar. O yüzden 10.218, 15.066, 36.91-4 mobil robotlardan da bahsedebiliriz. Onlardan da biraz bahsedeceğiz. Bu yapıların tamamı risklendirmesi. Çünkü bilemez. Doğru mu? Yani üretici de bilemez. Sizin o robotu nerede kullanacağınızı, ne amaçla, ne şekilde bir proses yöneteceğinizi de bilemez. Kolaboratif uygulamaların madende kullanılması, maden sektöründe kullanılmasını açısı çok teknolojisinin iyileştirilmesi gerektiğini düşünerek söylüyorum bunu. Taşıma kapasiteleri çok yüksek değil kolaboratif robotların. Dolayısıyla burada farklı çözümler, endüstriyel robotlarda kalmak ama X-proof'luk, yanıcı parlayıcı ortamlarla alakalı
hesaplamaların doğru şekilde yapılıp uygun robotlar tercih edilmesi gerektiğini söylemiş olayım sadece. Bir şey daha var hocam, paylaşım daha var. İdris Diken Bey, kaynak yapım boyama sistemleri uzun sürüyor. İşçinin tamamı kanser oluyor iş sağlığı için. Atlas robot kaynak yapım boyama sistem uzun sürüyor. İşçinin tamamı kanser olur iş sağlığı için. Atlas robot kaynak yapıp boyamayı hızlandırabilir mi? İleri bir nükleer kazada Atlas robot modeli geliştirip sivil savunma hizmeti olabilir mi demiş. Soru bitti. Harika. Kesinlikle olabilir. Zaten tam olarak da bu gibi yapılarda biz robotların kullanıldığını görüyoruz. Özellikle otomotiv sektöründe, özellikle kaynak proseslerinin olduğu metal sektöründe görüyoruz bunu. Dünyanın en haklı talebi ve en doğru yer aslında robotlar için. Kaynağın ciddi bir yoruculuğu vardır. Bilmiyorum tecrübe ediniz var mıdır? Yani bu ışığı siz korunmaya çalışırken çeşitli gözlükler kullanıyorsunuz. Yapıyorsunuz. X-ray ışımaları vesaire. Her şey çok zorlu şartlarda gerçekleşiyor. Bu kabul. Benim demek istediğim şu, sadece o alanda bulunuyor olmanız bile güne daha yorgun sonlandırmanıza neden olacaktır. Kaynak prosesi çok enteresan. O yüzden kaynak ve boyama sektörleri, boyama ile alakalı operasyonlar endüstriyel robotlarla hali hazırda yapılıyorlar. Ve yapılması için de çok ciddi önerilerde bulunabilir. Çok haklı gerekçelerle. Dediğiniz çok doğru. Kimyasallarla uğraşan, ışımalarla uğraşan bir barındıran bir operasyon bu. Ve insanın yapıyor olması durumunda ki kaynakçılık çok kıymetli bu arada. Yani insanın yapması gereken kaynaklar var elbette, onu anlıyorum. Ama çok niş olmayan, standart üretim, sürekli üretim yapan proseslerde kaynak prosesi, kaynak robotu kullanılması çok doğru olacaktır. Çünkü bu operasyon artık robotlar çok enteresan şekillere girerek, bütün eksenler hareketlerini sağlayarak bunu yapabiliyorlar. Kesinlikle tercih robotlar olmalı. Mahmut Bey'in, Mahmut Er Yılmaz'ın bir paylaşımı. Bu durumda emniyet durumu kullanım şekline göre değişiklik gösteriyor. Ama üretici bu durumdan haberdar olursa buna göre emniyet şartları da üretebiliyor. Cevabımı aldım demiş. Teşekkürler etmiş Mahmut Bey. Arzu Hanım da aynı şekilde açıklamanın için çok teşekkür etmiş size. Süper, harika. Çok teşekkürler. Ama çok kıymetli sorular bunlar. Yani şunu demek istiyorum. Ben bir örnekle zenginleştireyim. Yani bir şöyle düşünüyoruz. Robotun bir kabiliyeti var ama ben ne kadar kullanıyorum? Hiç örneğe de gerek yok. Yani tek cümle bu. Robotun olan kabiliyetini kullanılmadığı durumda hiçbir zaman robotlardaki emniyet mefhumundan bahsedemeyiz. Buna üretici de dahil. Kaldı ki devlet zaten aslında üreticiyle ilgileniyor. Bilmiyorum. Üreticiden kastım şu son kullanıcı, özür dilerim. Son kullanıcının risk değerlendirmesi yapmasıyla çok çok ilgili devlet. Bunu da birazdan konuşuyor olacağız. Dolayısıyla bu ve bunun gibi sebeplerle kişiler, personel, robot uygulamalarında belirtildiği üzere metinde de bakım, öğretim, doğrulama gibi pek çok amaçla üretim sahasını ihlal ediyorlar. Ve bu yüzden de proses çok karmaşık aslına bakarsanız. Yani kaynak robotundan bahsettik ya az önce. O kaynak robotlarının ve bir robottan bahsetmiyor olacağız muhtemelen. Tek bir parçaya aynı anda 3-4 tane robot kaynak yapma prosesi, kaynak yapacaklar. Prosesi işleyecekler, puntolayacak, tutacak robotlar olacak muhakkak. Eğer fikstür uygun değilse vesaire. Bu gibi uygulamalarda sizin çevresel şartları düşünüyor olmanız lazım gelir. Bunu anlatırken aslında aklıma bir iş kazası geldi. Şöyle bir senaryo çizeyim aklınıza. Umarım gözünüzde canlandırabilirim ama sonunda çok canlandırmasanız olur. Bir robot kazası. Fenserle çevrili bir alan düşünün ve robot içeride. Yani şuradaki görselimizden çok farklı değil. Evet, böyle bir alan düşünün lütfen. Robot gördüğünüz üzere bir yerden bazı ürünleri alıyor. Doğru mu? Yani burada da şey yapabileceğim sanırım, gösterebileceğim. Robot bazı ürünleri buradan alıyor ve şuraya koyuyor. Kolaboratif uygulama gibi bir uygulama bu ama. Robot duruyor ve operatörü aslında sadece bu gibi duruşları çözmek için orada. Bakımcı var aynı firmada. Bir sektör, sektörün kim olduğu, firmanın kim olduğu önemli değil ama bu yaşanmış bir iş kazası. Kapıda bir kapı izleniyor. Aynı standardın söylediği şekilde izleniyor. Uygun olmayan bir emniyet ekipmanıyla izleniyor ama izleniyor en azından. Robot bundan haberdar. Robot dünyanın en emniyetli robotlarından birisi. Fens dünyanın en doğru fenslerinden birisi. Yani ölçü olarak, ebat olarak kıymetli.
vesaire vesaire. Her şey çok yolunda gözüküyor ve robot bir gün duruyor, bir an duruyor ve muhtemelen şu masanın üstünde metal şeritler olduğunu düşünün. Bu parçalar. Robot aslında bunları bakımla tutuyor ya da gripper'ıyla bir şekilde alıyor ve götürüyor. Robot duruyor. Operatör de bunun niye olduğunu anlamaya çalışırken içeriye girip muhtemelen diyor sacı görmeyen bir sensör var. Yani sacın altında bir sensör var. Bu sacı görmüyor. Kapıyı açıyor. Kapı açık. Sonuna kadar açık. Ve şiti düzeltmek için hamlesini yapıyor. Şiti birazcık hareket ettirdiğinde gerçekten de şitin yerinde olmadığını, metal parçanın yerinde olmadığını anlıyor. Nasıl anlıyor? Robot o anda harekete geçiyor. Bu bir sapıtma değil. Bu bir manipülasyon değil aslında. Bu beklenmeyen bir hareket aslında. Bu hikayenin sonucunu en sonunda söyleyeceğim ama robot hareket ediyor. Bir kişiyi şu kısmın duvar olduğunu varsayın. Şu kısmın duvar olduğunu varsayın. Yan taraflar fence. Ve burada da bir konveyör var. Kişi buradan girdi gerçekten. İçeriye girmişti, kapı açıktı. Robot niye çalıştı gibi sorular geldi. Biz maalesef sektörde 155 gibiyiz o konuda. Yani bu gibi durumlarda sorunu anlamak ve çözmeye çalışmak için destek alınan kurumlardanız. O yüzden çok görüyoruz. Doktorların kana şeyi gibi, yani duyarsızlığı gibi bir durumumuz var maalesef ama sonuç şu, kişi robotun bu beklenmeyen hareketiyle, hiç beklemiyor çünkü kapı açık. Robot kişiyi duvara sıkıştırıyor ve zorlanarak duruyor aslında. Yani demek istediğim robotlar, değil mi? Tork diyoruz. Torklardan bahsediyoruz. Bir taşıma kapasitesinden bahsediyoruz. Bu taşıma kapasitesi aşıldığında her robot duracaktır. Ama taşıma kapasitesi veya sıkıştırma kapasitesi nedir sorusuna cevap arıyoruz ya. Şu anda kolaboratif robottan bahsetmediğimiz için çok sıkıştırdığını söyleyebilirim robotun. Kişinin şeyde. Kişi zaten askıda kalıyor orada robotta şeyde. Duvar arasında. Ve kaburgaları kırılıyor. Bir iki tane kaburgası kırılıyor. Neyse ki hayatta, çok şükür hayatta, ama bu sorunun sebebi neydi biliyor musunuz? Dünyanın en doğru emniyetli olduğunu düşündüğümüz, ölçtüğümüz, hesapladığımız bir fence olsun bu. Dünyanın en doğru ışık perdeleri olsun ve dünyanın en standartlara uygun robotu kullanılmış olsun. Kapıda kullanılan dilli mekanik switch arızası bile değil. Dil bir yuvaya giriyor. Kapandığında yuvada oluyor ve siz açtığında dil kapıyla beraber hareket ediyor. Ama bu senaryoda, bu anlattığım senaryoda maalesef dil içeride kalıyor. Kapı açık ama aslında kapalı. Dolayısıyla robot bu kontrol yapısından haberdar değil. Kapım kapalı, her şey yolunda diyor. Üreticinin hiçbir kusuru yok. Bu dil orada nasıl kaldı? Dilli bir yapı kullanılamaz tabii ki bu yapılarda. O net bir şekilde söylenebilir. Ve bu iş kazasında kişi kaburga kırıklarıyla en azından hayatını kaybetmeyerek bir sonuçlandı. Kaburga kırığı en zor kırıklardandır bu arada. Yani nefes alırken hareket eden yapılardan bahsediyoruz göğsümüz. Uzatmayayım. Üzücü bir hikaye, kötü bir hikaye ama demek istediğim doğru işi yapmadığımız sürece maalesef iş kazalarını engellemek noktasında başarı sağlayamıyoruz. Bu noktada çok dikkatli, ehil hareket etmek lazım. Gereklilikleri bilerek hareket etmek lazım. Onu söyleyeyim. Bu sayfada kalmıştık. Aslında her şeyi konuştuk robotlarla alakalı. Dilerseniz standartlar ve yönetmelikler mefhumuna girelim. Yani hep bahsediyorsunuz şu anda işte 10.218-1 diyorsunuz. İşte 15.066 diyorsunuz da bu nereden geliyor? Doğası gereği nereden geliyor? Şunu kapatayım aslında şöyle. Kullanmama gerek yok. Standartlar ve yönetmeliklerden bahsediyor olacağız. İlk Avrupa menşei yapılardan yola çıkarsak EN777 diye bir standart var. 92 menşei, 92'de 1992'de çıkartılmış bir endüstriyel robot standardı bu. Fiziksel olarak 2006'da yerini bırakıyor bu birazdan göreceğimiz standardı. Hatta onu da gösterelim. Amerika'da da bir karşılığı var. Bizim Türkiye'de ANSI standartlar çok bilinmez. Çok bilinmesine de gerek yok. Çünkü biz Avrupa menşei bir standart havuzundayız aslında. Türk Standartları Enstitüsü de bu konuda ciddi emek sarf ediyor. Hala yol kat etmemiz gereken ciddi bir yol var açıkçası ama emek veriyorlar, çok ciddi çalışıyorlar. Sorun var acaba? Yok, peki devam. Herhangi bir soru yok hocam. Süper, harika. Geldiğimiz son nokta şu aslında, global Amerikan menşei ve diğer yapıları da buna dahil edebiliriz aslında. Avrupa ve Amerika'yı düşündüğümüzde ISO 10218 diye bir standart ailesinde birleşiyorlar bunlar. 2011 yılında oluyor bu. Bizim de iştirakımız aslında bu zamanlarda tekrar başlıyor. Yani şuna geliyor aslında, bir ve ikisi var. Birisi robotların emniyetli altyapılarıyla alakalı, ikincisi de yani 10218.
Что я вас не уничтожу. 10.000 Evet. Kaynama oldu bir saniye. Tamam. Tamam, devam edebiliriz. Süper. Geldiğimiz son nokta. Enteresan da Türkçe değildi galiba, değil mi? Yani çok Hristiyan diye birisi katıldı. Ha, süper. Hay Hristiyan. Hangi Hristiyan bilmiyorum. Ben de bir şey yapmıyorum, bilmiyorum. Görmüyorum zaten açıkçası. Hoş geldin. Ulaştığımız son nokta ISO 10218, ENE ISO diyebiliriz. ENE ISO 10218-1 ve -2 diye iki tane parçadan oluşan endüstriyel robotlarda referans almamız gereken. Welcome to the Come Zone. Only come. Endüstriyel nokta oldu. Standart olarak referans almamız gerekiyor. Thank you.